Aşağıda verilen maddelerden hangisinin suda çözünme denkleminde yanlışlık yapılmıştır? İlk tepkimemize baktığımızda amonyak suda çözündüğünde baz olduğu için hidroksit iyonu açığa çıkaracak. Doğru. Hidrojen klorür asit olduğu için hidrojen ve klor iyonlarına ayrışacak. Burası da doğru. Birer tane açığa çıkacak. Sodyum sülfat 2 tane sodyum olacak. Bir tane de sülfat olacak. Yine sülfatın üzerine eksi 2 gelecek. Sodyumun üzerine artı 1 değerlik gelecek. Buralarda doğru. Amonyum nitrata baktığımızda evet amonyum ve nitrat köklerine ayrışacak. Ve bunların yükleri de artı 1'e eksi 1 olacak. Burası da doğru. Bu maddemizi suya attığımızda stronsiyum ve karbonat şeklinde ayrışacak. Peki bunların üstündeki sayılar doğru mu? Stronsiyum 2A grubunda olduğu için artı 2 değerlik alır. Karbonat ise eksi 2 değerlik alır. O zaman şuradaki sayılar yanlış olduğu için cevap E şıkkıdır. Aşağıda bileşenlerinin fiziksel hali verilen karışımlardan hangisinde tanecik boyutu kesinlikle 10 üzeri eksi 9 metreden küçüktür? Bu 10 üzeri eksi 9 metre olayını şöyle söyleyebiliriz. Bir iki tane sayımız var. 10 üzeri eksi 9 ve 10 üzeri eksi 6 metre. Eğer tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9'dan daha küçükse çözeltilerde bahsediyordur. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasında kolloittir. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan büyükse de süspansiyon dediğimiz karışım çeşididir. Sorumuza baktığımızda 10 üzeri eksi 9'dan küçüktür dediği için yani aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çözeltidir diyor. Sıvı sıvı heterojen karışımlarımız var ama gaz gaz bütün gaz gaz karışımları kesinlikle homojendir. Cevap B şıkkıdır. Yani katı sıvı, katı gaz ya da sıvı gaz heterojen karışımlarımız var iken gaz gaz karışımları kesinlikle homojen karışımdır ve homojen karışım demek çözelti demektir. Yukarıda verilen kaplardaki maddelere polar bir çözücü olan su eklenerek çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Her iki kapta çözünme hidratasyon ile gerçekleşir. Çözücümüz su ise gerçekleşen olaya hidratasyon diyoruz. Doğru. Her iki kapta bulunan maddeler polar yapılıdır. Evet, birinci maddemiz eterdir. Karbon, hidrojen ve başka bir element varsa polar yapılıdır. Yine burada burası da alkoldür. Bu da polar yapılıdır. Her iki kapta da bulunan bileşiklerin moleküller arasında hidrojen bağı görülür. Şunu söyleyeyim, eğer hidrojen bir maddede şu 3 elementle bağ yapmışsa burada ne diyoruz? Hidrojen bağı vardır. Bakın şurada var. Ama bu bileşiğimizin daha açık halini çizersek, şimdi eteri daha açık halini çizersek şu şekildedir. Yani buradaki hidrojenler oksijene bağlı dedi. Bu sebepten dolayı bu bileşiğin moleküller arasında hidrojen bağı yoktur. O zaman cevap C şıkkıdır. Her iki sulu çözeltide elektrik akımını iletmez. Evet, bu da doğrudur çünkü ikisi de moleküler olarak çözünür. Birinci ve ikinci kaptaki sıvılar karıştırılsa çözünme gerçekleşir. İki madde de polar olduğu için benzer benzeri çözer ve bunlar homojen karışım oluşturur. Birbiri içerisinde çözünür. E şıkkı da doğrudur. Yukarıdaki tabloda verilen heterojen karışım örneklerinden hangisinin dağılan ya da dağıtan fazı yanlış belirtilmiştir? İlk maddemize baktığımızda sis diyor. Evet, sisin içerisinde ne var? Gazın içerisinde sıvı dağılıyor. Burası doğru. Granit dediğimiz evet, taşlardan bahsediyoruz. Granit taşlardan katı katı içerisine dağılmıştır. Doğrudur. Kan denilmiş. Evet, kan biliyorsunuz ki nedir? Katı parçacıklar sıvının içerisinde dağılıyor. Doğrudur. Sabun köpüğü denilmiş. Evet, burada ne olması lazım? Köpüğün içerisinde gaz sayesinde köpük oluşur. O zaman şöyle olması lazımdı. Gazın sıvının içerisinde dağılması gerekiyordu. O zaman sabun köpüğünde verilen şu kısım yanlıştır. Sütte yine sütün kendisiyle yağ sıvı sıvı birbiri içerisinde dağılıyor. Burası da doğrudur. Karışımlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Belirli ayırt edici özellikleri yoktur denilmiş. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü saf maddelerin erime noktaları sabittir, kaynama noktaları, yoğunlukları sabit iken karışımlarda bu özellikler belirli değildir. Değişken özellik gösterirler. Tanecik boyutu 1 nanometreden küçük olanları çözelti olarak sınıflanır. Evet, 1 nanometre aynı zamanda 10 üzeri eksi 9 metreye denk gelir ki 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olanlar çözelti. Doğru.
Bileşenler arasında belirli bir sabit oran yoktur. Bu ifademiz de doğrudur. Yani mesela tuzlu su diyorsunuz. 10 gram da attığınızda tuzlu su, 20 gram da attığınızda tuzlu su. Sonuçta sabit bir oran yok. Bileşiklerde sabit oran olur. Homojen ya da heterojen olabilir. Doğru, ikiye ayırıyoruz. Oluşumları sırasında bileşenleri kendi özelliklerini kaybeder. Bu ifade yanlıştır. Çünkü tuzlu su oluştururken tuz da kendi özelliğini koruyor. Su da kendi özelliğini koruyor. Kaybetmez. Yani fiziksel değişim olur. O zaman E şıkkı yanlıştır. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin sınıflandırılmasında yanlışlık yapılmıştır? Amalgam biliyorsunuz diş dolgularında kullanılan bir alaşımdır. Alaşımlar nedir? Çözelti olarak sınıflandırılıyor. Duman, katı gaz ya da sıvı gaz heterojen karışımlara ne diyoruz? Aerosol diyoruz. Bu da katı artı gaz heterojen karışım olduğu için aerosoldür. Çamaşır suyu emisyon denilmiş. Çamaşır suyunun içerisinde nedir? Sodyum karbonat dediğimiz sodyum hipokloritin çözeltisidir. Sodyum karbonat değil, sodyum hipoklorit dediğimiz maddenin çözeltisidir. Onun için çözelti diyoruz. Bakın bu burası çözelti olması gerekir. C şıkkı yanlıştır. Ayran süspansiyonu diyor. Evet, yine burada katı gaz heterojen karışım olduğu için süspansiyondur. Süt yine kolloid özellik gösterir. Heterojen bir karışımdır. Cevap C şıkkıdır. X maddesi Y maddesi içerisinde çözünürken Z'de çözünmemektedir. Y'nin polar bir çözücü olan su olduğu bilindiğine göre X ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, Y'nin su olduğunu biliyoruz ve polar olduğunu biliyormuşuz. O zaman X maddesi Y maddesinde çözünüyorsa X maddesi de ne olacak? Benzer benzeri çözer mantığıyla polar olacak. Z'de çözünmemektedir diyoruz ama Z'de bunlardan farklı olması lazım. Apolar olması gerekir. Evet, X maddesi polar olacak. Bu ise apolar olacak. A şıkkına baktığımızda burası apolar, burası ise polar. O zaman A şıkkı olmaz. B şıkkına baktığımızda evet burası polar, hidrojen klorür. Çünkü her iki taraftan eşit çekilmez. Bütün hidrokarbonlar ise apolar. O zaman cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Yani diğer şıklara baktığımızda yine burası apolar, burası apolar. Amonyak polar bir özellikteki maddedir. Burası da polardır, burası apolar, burası da apolar. Yani cevap B şıkkı olur. Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda çözündüğünde oluşan çözelti elektrolit değildir? Yani moleküler çözünmesi lazım. Moleküler çözünürse elektriği iletmez. Çünkü iyonik çözeltiler elektriği iletir. Sud kostik, sud kostik dediğimiz sodyum hidroksittir, bazdır. Bazların sulu çözeltisi elektriği iletir. Tuz ruhu asittir. Asitlerin sulu çözeltisi elektriği iletir. Sakkaroz bir şekerdir. Sakkarozu suyun içerisine attığınızda moleküler çözünür ve iyon oluşturmayacağı için elektriği iletmez, elektrolit değildir. Sofra tuzu yine iyonik bileşiklerin sulu çözeltisi iyonik olarak çözüneceği için sodyum ve klor iyonları oluşacağı için elektriği iletir. Amonyak bazdır. Bazın sulu çözeltisi yine iyon içerdiğinden elektriği iletecektir. Tanecik boyutu 1 ile 1000 nanometre arasında olan karışımlarla ilgili hangileri doğrudur? Evet, nanometre boyutunda şöyle söyleyebiliriz. 1 nanometre var, 1000 nanometre var. Eğer tanecik boyutu 1 nanometreden küçükse çözelti. Eğer tanecik boyutu 1 nanometre ile 1000 nanometre arasındaysa kolloid. Eğer 1000 nanometreden büyükse de bunlara süspansiyon diyoruz. Yani verilen soruda şu ara değer sorulduğu için kolloid olarak adlandırılır. O zaman birinci ifademiz doğrudur. Süt, kan, boya örnek olarak verilebilir. Evet, bunlar kolloidlere örnektir. Üzerine ışık tutulursa içindeki parçacıklar görülebilir. Evet, yine buna Tyndall etkisi dediğimiz bir etkidir. Mesela burada çözelti olsun. Çözelti. Buradaysa kolloid karışımımız olsun. Şimdi bunun içerisinde ışık tuttuğumuzda tanecik boyutu çok küçük olduğu için ışık herhangi bir saçılmaya uğramıyor. Yani ışık görünmüyor. Ama kolloide tuttuğumuzda ışığı bu asılı duran parçacıklara ışık çarptığı için ışık bir saçılmaya uğruyor ve görülüyor. Bu ifademiz doğrudur kolloidler için. O zaman cevap E şıkkıdır. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suda çözündüğünde oluşan etkin
çekim kuvveti, dipol-dipol etkileşimi olur. Şunu belirtelim, etkin demek en güçlü olandan bahsediyor. En güçlü çekim kuvveti, dipol-dipol etkileşimi olur diyor. Şimdi bu maddeyi suya attığımızda şuradaki hidrojenle şuradaki oksijendeki elektron çiftleri arasında bir etkileşim oluyor ve buna ne diyorduk? Hidrojen bağı diyorduk. O zaman bunu almıyoruz çünkü en güçlü olan hidrojen bağı çekim kuvveti var. Bu suya attığımızda bu madde polar bir maddedir. O zaman su da polar bir madde olduğu için polar polar etkileşim olacağından burada dipol dipol etkileşimi oluşacaktır. Yine bu maddemiz polar bir maddedir. Su da polar bir madde olduğu için burada ne olacak? Yine dipol dipol etkileşimi olacak. O zaman cevap 2 ve 3'tür. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinde tanecik boyutu 1 nanometreden büyüktür? 1 nanometre olayını şöyle söyleyebiliriz. 1 nanometre ve 1000 nanometre olayı var. Eğer 1 nanometreden küçükse çözelti. 1 nanometre ile 1000 nanometre arasındaysa kolloid. 1000 nanometreden büyükse de süspansiyon olarak sınıflandırır. Yani soru 1 nanometreden büyüktür dediği için bizim aradığımız madde ya kolloid olacak ya da süspansiyon olacak. Yani çözelti olmayacak. Onu belirtelim. Kan, evet kan kolloid bir karışımdır. Bu sebepten dolayı nedir? Tanecik boyutu 1 nanometreden küçüktür. Bronz bir alaşımdır. Homojen karışımdır. Çözeltidir. Deniz suyu, tuzlu su çözeltidir. Hava yine çözeltidir. Tendridiyot da çözeltidir. Yani şu 4 tane şık çözelti ama kan kolloid olduğu için cevap A şıkkıdır. Kükürt dioksit gazının suda çözünmesiyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Hidratasyon olayı gerçekleşir diyor. Evet, suda çözünme olayına hidratasyon diyoruz. Eğer çözücümüz başka bir madde olursa buna da solvatasyon diyoruz. Oluşan çözelti elektrolittir. Şimdi kükürt dioksit için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kükürt dioksit ametal var ve oksijen sayısı daha fazla olduğu için bu bir asidik oksittir. Asidik oksit olduğu için de bunu suya attığımızda bu madde ne yapacak? Hidrojen sülfite dönüşecek. Onu da suda iyonlaştırırsak bakın 2 tane hidrojen artı sülfit iyonu şeklinde iyonlaşacak. O zaman bu maddemiz bakın suda iyon oluşturduğu için elektrolittir. Doğrudur. Kimyasal değişim olur. Evet bakın bu asidik oksitle su burada tekmeye girdiği için yeni bir madde olduğu için bu da kimyasal değişimdir. Yani asidik oksitlerin ya da bazik oksitlerin böyle suda çözülmesi kimyasal değişimdir. O zaman cevap E şıkkıdır.